başından ortalarına gelinceye kadar bağımsızlık hareketleri, anti sömürgecilik, anti üçüncü dünyacılık hareketlerinde din önemli bir mücadele aracı alanı oldu. Yani din, mesela Cezayir Savaşı'nı düşünün, Hindistan'daki savaşı düşünün, bağımsızlık savaşı. Din kullanılarak sömürgeciliğe karşı gelindi. Türkiye ve Brezilya'yı böyle bağlayan bir anlayış yoktu. Tam tersine dinle devletin ayrılması değeri var. Dolayısıyla bu dönemde ulus devleti olanlar hep işte o özel hukukta dine dayalı ve etnik farklılıklara dayalı çoklu hukuk benimsediler. Bunların belki Senegal bir istisnaydı. Senegal önce tek hukuklu, laik bir medeni kanun kabul etti. Fakat 10 sene geçmeden İslamcı gruplar karşı gelerek kanun içinde İslam kurallarına ve şeriata uygun İslam Müslüman topluluk için geçerli farklı bir alan oluşturdular. Dolayısıyla o başlangıçtaki şeyi sürdüremedi. Hindistan son derece ilginç bir ülke. Biliyorsunuz hem din hem ulusal farklılıkların çok yoğun olduğu. Dolayısıyla Nehru o zaman Hindistan'ı kurarken geçici olarak bu farklılıkları gözeten bazı şeyleri kabul etmiş ve zaman içinde tek merkezi bir hukuka geçeceğini öngörmüş. Ama bu böyle olmadı. Bugün hala kadın hakları alanında çok ilginç örnekler var. Belki siz hukuk derslerinizde görüyorsunuz. Şahbano Bono vakası vardır mesela, Müslüman bir kadın. Neyse onlara giremem şimdi ama kitapta bütün onlar yer alıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir ülkenin belli bir yasal sistemi kabul etmesi tesadüfi bir şey değil. Gene koşulların olumlu ve olumsuz yanlarıyla ve güç ilişkileri, güç dengeleriyle oluşan bir şey. Ve bir kere ortaya konduktan sonra da ileriye dönük yasal reformlar için bir zemin oluşturuyor. Ve 1970'li yıllarda kadın hareketleriyle bu ataerkil yapılanma, bu gerek laik tek hukuk olsun, gerek çoklu hukuk sistemleri reformlarla değişiklik yapmışsa da büyük ölçüde o ataerkil yanlılıklarını koruyarak yapmışlar. İşte 70'ten sonra çok ilginç dönüşümler yaşıyoruz ve kadınlar orada farklı farklı stratejiler uygulamışlar. Mesela gene Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerde uluslararası hukuk en önemli araçları olmuş. Ama mesela bir Fas'ta daha çok dini tekstleri içeriden okuyarak, İran, bir İran'ın özel bir yanı da var. Ve farklı stratejilerle pek çok kazanımlar elde etmişler. Sonuç itibariyle şunu söyleyebilirim ve orada keseceğim. Tek tek ülke örnekleri gerçekten hepsi birer ders. Hukukçular için, sosyologlar için, herkes için çok ilginç şeyler oluyor. Sonuç itibariyle şunu görüyoruz ki, evet, yasalar temelde erkek egemenliğine dayalıdır, nokta. Ancak laik ortamda ve paralel hukukun olmadığı ortamlarda bunları dönüştürme imkanları biraz daha diğer ortamlara göre kolay. Çünkü dini referanslı yasalara el atmanın son derece zor. Çünkü din tartışmaya ve dönüşmeye kapalı olan, doğal olarak din mutlakçı bir inancı gerektirir. Yasanız dinden kaynaklanıyorsa bunu değiştirmek sizin haddiniz değil. Ama laik yasanın kadın hakları açısından avantajı bu dünyevi olması. Yoksa laik yasalar da ataerkil. Ama dünyevi olması ona meydan okumayı kolaylaştırmaktadır. Şimdi tabii bu kitapta da görüldüğü gibi ve son makalede insan haklarına olan günümüzdeki karşıtlar, işte backlash dediğimiz yeni
kişilerden oluşuyor. Şunu gösteriyor ki bu bitmeyen bir süreç. Yani özgürlük sürecinin sonu yok. Özgürlük edinildikçe karşı taraf, yani siz özgürlüğünüzü arttırdıkça bazıları kaybediyor, güçlerinden yetiriyor, karşı atağa geçiyor. Ve dolayısıyla da diyalektik bir süreç her zaman için mücadelenin merkezinde. Bugün hakikaten çok kaygı verici tehditler altındayız, kadın hakları açısından, hukuk açısından. Bütün dünyada birkaç gün önce bu konuda da bir konuşma yaptık. Ve şunu söylemek önemli, bu hukukun üstünlüğünün bu kadar zedelenmiş olması Türkiye'ye özgü değil. Ne yazık ki birçok ülkede bunu görüyoruz. Tabii bu bizi rahatlatmasa, aa çok şükür bizden beterleri de varmış deyin diye söylemiyorum. Ama mücadelenin artık ulusların kendi iç meselesi olarak değil, küresel bir mesele olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Çünkü küresel güç dengeleri sorunun merkezinde. Dolayısıyla çözümün de kadın hareketinin de zaten şimdiye kadar kazanımlarımız kadınların uluslararası düzeyde kurdukları hareketlerle büyük ölçüde mümkün olmuştur. Bu büyük darbeyi de son zamanlarda zayıfladı. Bunun tekrar güçlendirilip yeni stratejiler oluşturma zorunda olduğumuzu düşünüyorum. O da sizin sorunuz olacak artık. Ben bu kadar da söyleyeyim. Siz yeni nesiller, sizin mücadeleniz çok daha zor bir mücadele ama. Biz bir şeyleri kazanmak için uğraştık. Şimdi o kazanılanları korumak ve daha ileriye gitme ikili bir mücadelenin içindesiniz. Evet, şimdi isterseniz tüm bunları söyledikten sonra, yani kitabı umarım İngilizce okuyanlar temin ederler. Çünkü gerçekten ilginç bir kitap oldu. Ben de hani bazen insanlar bir şeyler yazar, bir ürün üretir. Sonra ben görmek istemem, okumak istemem. Bunu sevdim. Bazen tekrar okumam gerekiyor. İşte çünkü kaç kere böyle kitap tanıtımı için oraya buraya gittim. Okudum kendi yazdığımızı. Sevdim. Onun için sizin de seveceğinizi ümit ederim. Evet arkadaşlar. Hocam. Evet. Biraz ilginç olacak ama fotoğraf çekme sorunu mu var? Çekim arkadaşlar. Ben bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Tecrübeleri sizlerle paylaştık. Çok nezih bir şeydi konferansın. Duyusunuz bir tarzıyla. Ben şunu anladım. Şimdi feminist görüş derken, feminist hareket derken, yani feminizm tamamen bence bir hakların daha iyi, daha ileri götürülmesi olarak değerlendirildi. Evet. Görüşmelerinizden. Anladın mı? Geniş bir yorumda. İyiye götürmek yani, ama bu mevcut statükonun değişmesi gerektiğine dayanıyor. Yani liberal anlamda kadınların temsiliyetini artıralım, kadın istihdamını artıralım. Bunların hepsi güzel. Onlar yeterli değil. Yani o çelişkileri üreten sistemi değiştirebilmek önemli olan. Yani ben neticede şöyle anlıyorum. Yani bir iş daha iyi, daha güzel, daha ideale kavuşmak için gerekli şeyleri yapmak çok saçma. Eşitlik, kadın erkek eşitliği. Orada da eşitlik. Orada da eşitlik. Evet. Temel aldığı şey kadın erkek eşitliği. Eşitlik. Ama bunu da daha tabii demeyin. Çünkü bu bile tartışma bir konu. Aa, merhaba. Merhaba hocam. Evet, bir sosyolog daha varmış burada. Ama ben çok pragmatist bir soru soracağım. Yani şimdi kadar çok fazla ülkede olduğunuzu hani ve çok fazla deneyime sahip olduğunuzu biliyoruz. Bugünkü Türkiye'nin politik atmosferini düşündüğümüzde diğer ülkelerde gördüğünüz örneklerden en uygulanabilir olanı şu andaki Türkiye'deki geri çekilmeye baktığınızda bize hangi stratejiyi söylersiniz? Nereden? Ne yapalım? Yani ben nasıl ilerleyelim? Ne yapalım? Yani biraz öyle aslında. Kolay bir cevap biliyorum. Çünkü geçenlerde Başkent Üniversitesi'nde de bir öğrenci, orada da bir konuşmam vardı. Bu sıralar hep konuşuyorum gördüğünüz gibi. Tünelin sonunda ışık var mı dedi. Yani onu öyle demedi de hani ben öyle dile getiriyorum. Onu da bir daha uygun bir şekilde sordum. Ama
ama sonuçta onu soruyorum. Sen de onu soruyorsun yani. Yok aslında onu değil. Ben birazcık daha hani onu doğrusu için bizim mücadele etmemiz gerektiğine inanan bir insan. Ama bunun yöntemleri olarak hani sizce buna uygun şu anda yani bir bunu soracağım aslında hazır aklıma gelmişken. Strateji olarak şu an diğer ülke örneklerini bildiğiniz için şu anda aslında en iyi stratejilerden bir tanesi ne olabilir? Bizim konjonktürel evet. Bir politik atmosferimizde. Bana şimdi hepimizin arayışı bu noktada. Ve şu anda da hatta işte haftaya Tunus'ta bir toplantıya gideceğim. Tam da oturumun şeyi Birleşmiş Milletler'le Tunus hükümetinin düzenlediği ama küresel bir forum. Tam da ele alacağınız şey bu. Ben de daha dün bazı sorular çıkartıp onlara gönderdim. Hani şu sorular tartışılabilir diye. Yani yanıtı yok bunun tamam anlamında. Ama ben kendi yani burada savunduğum, şu kitapta savunduğum şeylerden bir yeni bir vizyona ihtiyacımız var. Yani çünkü şimdiye kadar bizim kadın hakları, feminist ismini ne nasıl koyarsak koyalım, yaptığımız iş liberal bir söylem içinde hareket etmekti. Yani işte kadınların mecliste artması, kadın emeğine değer kazanması falan falan. Fakat bunların hiçbirisi ataerkil çözümlemeyi, dönüşümü sağlayan yaklaşımlar değil. Belki 200 sene sonra yapar bunu. Ama bizim o kadar vaktimiz var mı meselesi? Ve şimdi yeni tehditler de kadın hareketini çok baltalamış vaziyette. Kadınlar artık alanlarının daraldığını görüyoruz. Her yer sıkıştırılmış durumda. Sıkıştırılmış durumda. Her yer içerisinde. Yani bu bizim yeni iş birlikleri. Hani şimdiye kadar belki çok itibar etmediğimiz ama progresif hareket, diğer progresif hareketlerde ki onlar da çok azalmış vaziyette yeni ağlar kurmamız gerekiyor. Bu arayış gerek kadın hareketinde gerekse genel olarak siyasi platformda var olan haberlerde de okuyorsunuzdur mesela sol için böyle bir arayış bir hareket başlatıldı Bernie Sanders'la kimdi Yunan liderlerden birisi yani onlar böyle bir şeye başlattılar daha bir somut bir şey çıkmadı ortaya yani hepimizin arayışı bu. Çünkü şimdiye kadar bizi buraya getiren stratejiler, değerler çökmüş veya işlemez hale gelmiş. Çökmüş değil mi? İşlemez hale gelmiş. Ve yükselen bir sağ siyaset var. Dünyanın her yerinde. Hukukun üstünlüğünü içe sayan. Macaristan'da kadın çalışmaları programlarını ideolojik diye kapattı adam. Bulgaristan İstanbul Sözleşmesi anayasaya aykırı diye onaylamıyor. Şimdi yani gördüğünüz gibi imza, bazı maddelerden imzaları çekildi yönünde şeyler. Tabii. Yani gerçekten çok ciddi tehditler var ve hazırlıklı değiliz. Evet. Buna. Ve bir de, ama ben şunu ben diyalektiğe inanan bir insanım. Dolayısıyla da elbet ki tünelin sonunda ışık var. Ama o kendiliğinden oraya da gelmeyecek. Yani yan gelip ya hani her şerde bir hayır vardır derler ya. Doğru. Ama hadi hayır gelsin diye de beklenmeyecek. En büyük tehlike bence böyle durduğumuz zamanlarda oto sansür. Yani kendimizi kısıtlamak. Her alanda, her üretim alanında. Yani o zaman işte teslimiyet ve statikonun meşruluğunu sağlamak demektir. Ama stratejilerimiz ne olacaktır, nasıl, neye benzeyecektir? Tabii bu şeyle ilgili, yani bir eski dünya düzeninin yeni bir dünya düzenine doğru evrildiği bir dönemden geçiyoruz. Yani böyle dönemlerde kafalar da karışır, stratejiler de karışır, önümüzü göremediğimiz bir dönem. Ama bu arayışının hepimiz için yeni bir takım stratejilere doğru götüreceğine de inanıyorum. Biraz da çok kısa bir soru. Biraz da umutlu ayrılabilmek açısından buradan. Sizin kendinizi feminist savunuculukta en kuvvetli hissettiğiniz anlardan bir tanesini, yani feminist dayanışmayı en iyi hissettiğiniz güzel anılarınızdan bir tanesini diğer aklınıza gelirse onu paylaşabilirsiniz. Çok sevindim. Yani her anım bana çok heyecanlı bir
da şöyle bir grupla konuştuğum zaman ben canlanıyorum. Çünkü inanıyorum. Hiçbir zaman o inancımdan çok yaptığım işler, işkence, yönleme komitesi, savaş, şiddet, onlarla muhatap oldum son 20 yıldır. Ve bunlar beni hep güçlendirerek çıkarttı. Tabii ki çok üzücü şeyler. Bazen mesela Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden döndüğüm zaman bir hafta kabuslar gördüm. Ama ilginç bir şekilde o öfke sizi canlandırıp tabii öfke saldırganlığa da götürebilir insanı. Ama daha yapıcı bir motivasyona da. Cesaret dediğimiz şey esareti içinde aslında bireysel gibi bir soru oldu ama ben birazcık daha anlamını merak ediyorum sizin için. Dayanışma en çok hissettiğiniz, kuvvetli ve hani feminist dayanışmayı en çok hissettiğiniz taraf. Ne zaman oldu? Çok zor bir soru herhalde. Yani o büyük olaylar gösterilir örnek. Mesela işte bir güvenlik konseyi kararını kabul edildiği gün ben oradaydım. Ama o beni çok fazla, hani o anı saymam. Daha çok, belki daha bireysel düzeyde, hiç beklemediğim bir yerde bir kadının hakkına sahip çıkması, o beni heyecanlandırır mesela. Ki böyle şeyler yaşadım. Mesela 2006'da ben Türkiye çalışmasını yaparken CNN'de benim çalışmam paralel bir çalışma yapmıştı ve sonra onu videoyu yaptılar. İşte konuştukları bir kadın, benim de insan hakkım var diye çıkmış mesela ortaya. Ben o beni mesela heyecanlandırıyor. Çünkü oralara gitmesi önemli. Biz bize konuştuğumuz zaman zaten evet heyecanlanıyoruz falan. Ama hepimiz inandığı şeyler. Ama hiç beklemediğim bir yerde bunu gördüğüm zaman ben heyecanlanıyorum. Gene Diyarbakır'da bir muhtarlar toplantısındaydım. Epey de oluyor yani 15 yıl geçiyor. Yaşlı bir muhtar dedi. İşte kadınlarla ilgili bir proje kapsamında olduğunu. Bana dedi ki, biz de dedi az eziyet etmedik. Mesela bu beni heyecanlandırdı. Kadınlara. Yani bunun, evet, yani bunlar işte bizim yaptığımız şeylerin diğerlere vardığını, sorular sordurttuğunu gördü. Bu beni heyecanlandırıyor. Yoksa o büyük gelişmeler, onlar zaten olmalı. Ama oralara ne kadar inebiliyoruz? Ben de bir şey sormak istiyorum hocam. Siz şimdi dediniz ki işte patriarka kelimesinin yer aldığı tek bir metin şimdi Sedan Okutlu'nun kararı. Tabii o, biz ona gelene kadar toplumsal cinsiyet hani teriminin yer alması uzun süre beklemiştik. Çok az şu anda yine yasal metinde var. Fakat bunun karşısında hani yeni, Türkiye için yeni bir durum herhalde mi? Şimdi toplumsal cinsiyet adaleti diye bir şey çıkardılar. Ya da işte hakkaniyetli yaklaşım diye bir şey çıkardılar. Bu tabii hukukçuların kafasını karıştıracak bir şey kullanım. Çünkü biz işte hakkaniyet, hukuki bir terim, adalet çok önemli bir terim. İkisi arasındaki fark ve hani bunun feminist savunucu bakımdan anlamı da önemli. Valla kafanız karışmasın. Galiba senin de geldiğin o geçen günkü toplantıda Ürdün'den bir örnek vermiştim. İşte bu kitabın tanıtımı için Ürdün'e gitmiştim. Orada Amman Üniversitesi'nde bir toplantı yapıldı, bir paneldeyim. Ve panelde konuşmacı olarak işte bir şeriat hukukçu, hukuk profesörü bir hoca vardı. Bir de Hristiyan cemaatin liderlerinden birisi vardı. İşte ben vardım. Ben kitapla ilgili konuştum. Ve bu eşitlik, şeriat hukukçu profesörü kadın erkek eşitliği bağlamında konuşmasını yapmıştı. Konuşmadan sonra bir genç hanım elini kaldırdı. Dedi ki eşitlikten söz ediyorsunuz ama dedi eşitlik aynilik demektir. Yani eşitlik diye bir şey olmasa hakkaniyet olur dedi. Adamın yanıtı çok netti. Dedi ki eşitliğin olmadığı yerde hakkaniyet birisinin iki dudağı arasındadır dedi. Yani bu kadar basit. İş bu kadar basit bence. Onun hiç karışmasın kafalarınız. Peki şey olarak hani cinsiyet adaletin şeyi çok eskilerde tabii şimdi Pekin konferansında bunun kavgası verildi. İngilizce'de equality ve equity, hakkaniyet ve eşitlik kavramları vardır. Ve o zaman Vatikan'ın öncülüğünde equity
kelimesinin belgelere girmesi istendi. Ve tabii 90'lar çok canlı, kadın savunucunun canlı olduğu dönem. Bu savaş o zaman eşitlik dediğine sonuçlandı ve dökümanlar eşitlik olarak girdi. Ancak bu ilk mutil lafı, hakkaniyet o kadar güzel bir şey ki kafaları çok çelebiliyor arkadaşlar. Kim hakkaniyet?